Bu videoda fonksiyonlar ile ilgili birkaç örnek çözeceğiz. Fonksiyonlar ilk bakışta kabus gibi gelebilir ama rahat olun, işlerin nasıl yürüdüğünü anladığımız anda her şey çok kolay olacak. Bazen bu kadar curcuna niçin diye düşünebilirsiniz. Fonksiyonların bütün yaptığı İş, iki farklı değişken arasında bir ilişki kurmaktır. Eğer y değeri x değerinin fonksiyonuna eşit dersek, bunun anlamı bana bir x verdiğinizdir. Bu fonksiyonun bir anlamda x'i yediğini hayal edebilirsiniz. Yani bu fonksiyona herhangi bir x değeri koyuyorum. Fonksiyon dediğimiz şey ise zaten belli bir takım kurallardan oluşuyor. Sonuç olarak bu fonksiyon x değerini aldıktan sonra, aha x değeri ben bunu bir y değeri ile eşleştireyim diyor. Bunu bir kutu olarak düşünelim. Bu bir fonksiyon. Bir x sayısı verdiğim zaman bana geriye bir y sayısı verecek değil mi? Bu biraz soyut görünüyor olabilir. Neyin nesi bu x ve y değerleri derseniz diyelim ki şöyle bir fonksiyon olsun. Evet. Bu fonksiyon diyor ki, bana verdiğiniz her x için x 0'a eşitse elimde 1 değeri olacak. Eğer x 1'e eşitse elimde 2 olacak ve bunlardan farklı bir değerde ise de 3 olacak. Böylece kutunun içinde neler olup bittiğini tarif etmiş olduk. Şimdi de çevreleyen kutuyu çizelim. Evet bu bizim kutumuz, bu bizim keyfimize kalmış bir fonksiyon tanımı ama fonksiyonda neler döndüğünü anlamamıza yardımcı olur diye umuyorum. Şimdi eğer x için 7 değerini seçersem, x'in fonksiyon altındaki değeri kaça eşit olacak? Yani 7'nin fonksiyondaki değeri kaça eşit olacak? 7'yi kutunun içine alıyoruz. Bunu bir çeşit bilgisayar programcı gibi düşünebilirsiniz. Program ilk önce x'e ve daha sonra da kurallarına bakar. Tamam, x 7'dir der. x 0 değil, x 1 de değil. O zaman x diğerleri grubundadır ve 3'ü seçer. Böylece 7'nin fonksiyondaki değeri 3'e eşit olur ve 7'nin fonksiyon altındaki görüntüsü 3'e eşittir diye yazarız. f bu fonksiyonun ismi veya ne bileyim kurallar sistemi, ilişkilendirmesi ya da eşleştirmesi olarak adlandırılabilir hangisi işinize geliyorsa. 7 verdiğiniz zaman o size 3 verecek. Yani fonksiyona 7 koyarsanız karşılığı 3 olacak. Peki fonksiyona 2 verirsek ne elde ederiz? Bu x değerini 7'ye eşitlemek yerine 2'ye eşitlemek demek. Daha sonra fonksiyon içindeki küçük yazılım x değerinin 2 olduğunu görecek. Ama hala x'in 0 ya da 1'e eşit olmadığı diğer durumdayım. Yani fonksiyon bize tekrar 3 sonucunu verecek. Sonuç olarak 2'nin f altındaki değeri 3'e eşit olacak. Peki x 1'e eşit olursa ne olacak? bu da 1'in fonksiyonu olacak. Kurallara tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi hop x 1'e eşit. Kuralımızı burada kullanabiliriz. x 1'e eşit olduğu zaman fonksiyon bize cevap olarak 2 diyecek. Yani f 1 değeri 2'ye eşit olacak. Bu fonksiyonun basit çalışma süreci işte bu şekilde. Fonksiyon dediğimiz şey de zaten temel olarak bundan ibaret. Şimdi bu basit örneği aklımızda tutarak birkaç örnek problem çözelim. Bizden verilen fonksiyonları verilen noktalar için çözmemiz isteniyor. Bu fonksiyonları da verilen farklı kutularla çözeceğiz. İlk olarak A'yı yapalım. Buradaki fonksiyonun kuralı bize verilmiş. fx eşittir eksi 2x artı 3. Fonksiyona yani f'e eksi 3 değerini verdiğimiz zaman sonucun ne olacağını bulmamız gerekiyor. f eksi 3 olması bize x ile ne yapmamız gerektiğini söylüyor değil mi? Bu fonksiyon ne üretecek? Basit bir şekilde x gördüğümüz yerlere eksi 3 değerini yerleştireceğiz. Ee, bu şekilde yapalım ki... Daha rahat görünsün. Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 3 işlemini elde etmiş olacağız. Dikkat ettiyseniz x gördüğüm yerlere eksi 3 koydum. Şimdi kutunun ne üreteceğini biliyorum artık. Sonuç eksi 2 çarpı eksi 3 yani 6 ve 6 artı 3 yani 9. Sonuç olarak e, f eksi 3 9'a eşit olacak. Peki f7 olursa? ne olacak? Aynı şeyi bir daha yapalım. 7'yi sarı renkle yazalım. F7 değeri eksi 2 çarpı 7 artı 3'e eşit olacak. Bu da eksi 14 artı 3 yani sonucumuz eksi 11. Özetlemek gerekirse fonksiyona 7 koyarsak eksi 11 sonucunu almış olacağız bize verileni yapmış olduk. Kural bunu yapmamız gerektiğini söylüyordu. Bu ilk başta yaptığımızla aynı doğrultuda. Fonksiyonumuzun kuralı bu sıradaki iki tanesiyle devam edelim. Bu arada b'yi yapmayacağım. Bu bölümü isterseniz daha sonra siz çözebilirsiniz. Daha sonra da c'yi çözeceğim. Şimdi f'in sıfır değeriyle devam edelim. Sanırım şu ana kadar az çok anlamışsınızdır. F sıfırı bulmak için x gördüğümüz her yere sıfır yazacağız. Yani eksi 2 çarpı sıfır artı 3 işlemini yapacağız. Bu işlem 0 artı 3'e eşit olacak. Böylece 0'ın f altındaki değeri 3 olacak. Sonuncu f değerimiz ise z. Burada daha soyut kalmamızı istemişler. Elimizde f z değeri var. Eksi 2'nin yanına x yerine z yazalım. Turuncu bir z koyalım buraya. Eksi 2 çarpı z artı 3 işlemini elde ettik. Bu da bizim sonucumuz. f z eksi 2 z artı 3'e eşittir f fonksiyonunu bir kutu olarak düşünelim tekrar. Bu kutuya bir z koyuyoruz ve sonuç olarak eksi 2 tane z artı 3 buluyoruz. Anlatılmak istenen şey de tamamen bu. Biraz daha soyut fakat tamamen aynı yöntem değil mi? Peki şimdi c'yi yapalım. Buraları biraz temizleyelim. Yer açılsın. Evet, şimdi C'yi yapabiliriz. B'yi atlıyorum. Onu daha sonra kendiniz çözebilirsiniz demiştik değil mi? Peki, bu bizim fonksiyonumuzun kuralı. fx eşittir 5 çarpı 2 eksi x bölü 11'e eşitmiş. Şimdi, bu farklı değerleri f fonksiyonuna yerleştirelim. Yani f eksi 3. 5 çarpı 2 eksi eksi 3 bölü 11 olacak değil mi? x gördüğümüz yerlere daha önce de yaptığımız gibi eksi 3'ü yerleştireceğiz. Parantezin içerisi 2 artı 3'e yani 5'e eşit olacak. Yani yapmamız gereken işlem 5 çarpı 5 bölü 11'e dönüşüyor. Bu da 25 bölü 11'e eşit olacak. Güzel. Şimdi de f7'yi hesaplayalım. Bu ikincisi. 5 çarpı 2 eksi 7 bölü 11. Peki bu neye eşit olacak? 2 eksi 7 eksi 5'e eşit. Daha sonra ise 5 çarpı eksi 5 bölü 11'den eksi 25 bölü 11 elde ediyoruz. Tamam. İki tane daha var. Sırada f0'ın değeri var. Bu da 5 çarpı 2 eksi 0 bölü 11 olacak. 2 eksi 0, 2 eşit olduğu için işlemimizin payı 5 çarpı 2'den 10 olacak. Buradan da 10 bölü 11 sonucunu bulacağız. Ve son bir tane kaldı f, z değerini bulmamız isteniyor. Bunun için x gördüğümüz her yere z yazacağız. Bu da 5 çarpı 2 eksi z bölü 11'e eşit olacak değil mi? Bu aradığımız cevap. 5'i parantezin içerisine de dağıtabiliriz. Bu da 10 eksi 5 z bölü 11'e eşit olur ki bir önceki haliyle aslında aynı sonuca eşitiz. Hatta bunu eğim kesim noktası formu ile bile yazabiliriz. Bu da eksi 5z bölü 11 artı 10 bölü 11'e eşit olacaktır. Bunların hepsi birbirine eşit. Bunlar fz değerine eşit olanlar. Peki şimdi, dediğimiz gibi bir fonksiyona herhangi bir x değeri verirsek, fonksiyon bize bir sonuç verecektir. Bu bizim fonksiyonumuz. Bir x verdiğinizde x için bir f değeri üretecek. Bir x değeri için bize sadece bir tane fx değeri üretecek. Bir fonksiyon bir x için iki farklı fx değeri üretemez. Mesela x'e 0 verdiğiniz zaman hem 3 hem de 4 değerlerini üreten bir fonksiyon olamaz. Bu fonksiyon tanımına ters düşer. Çünkü bu durumda F0 değerinin ne eşit olacağını bilemeyiz. F0 ne eşit olabilir ki? Kurallar bize bunun 3 ama aynı zamanda da 4 olduğunu söylüyor. Bunu bilemeyiz. Bu her ne kadar bir fonksiyon gibi görünse de aslında değildir. Sonuç olarak bir x değeri için iki farklı fx değerine sahip olamazsınız. Şimdi bu grafiklerin hangilerinin birer fonksiyon olduğuna bakalım. Bunu anlamak için herhangi bir x değeri seçiyoruz. Bu x değeri için sadece bir fx yani y değeri olmalıdır. Bunu biliyoruz. Bu y eşittir fx grafiği. Bu x değeri için sadece bir y noktamız var. Bunu anlamak için dikey çizgi testini uygulayabilirsiniz. Her bir dikey çizgi bir x değerini temsil edecektir. Çizginin üstünde sadece bir y değeriniz olması, çizginin sadece bir kere kesilmesi anlamına geliyor. Yani bu geçerli bir fonksiyon olacak. Dikey bir çizgi çizdiğiniz zaman grafiği sadece bir kere kesecektir. Bu geçerli bir fonksiyon. Peki buna bakalım. Bu geçerli mi? tam bu noktaya dikey bir çizgi çizelim. Bu x değeri için iki farklı y değerimiz olacaktır. fx bu değerde olabilir, öbürü de olabilir değil mi? Grafik ile iki kere kesişiyoruz yani bu bir fonksiyon değil. Burada tam olarak anlattığım şeyi yaptık. Belli bir x değeri için iki farklı y değerinden bahsedebiliyoruz. Yani bu bir fonksiyon değil. Burada da aynı şey söz konusu. Buraya dikey bir çizgi çekin. Grafiği iki kere kestiğini görüyorsunuz. Yani bu da bir fonksiyon değil. Bir x değeri için iki farklı y değeri buluyoruz. Şimdi de bu grafiğe bakalım. Bu biraz garip görünüşlü bir grafik, bir tik işareti gibi gözüküyor ama ne zaman dikey bir çizgi çekseniz grafiği sadece bir kere kesiyorsunuz. Yani bu geçerli bir fonksiyon. Her bir x değeri için sadece bir y değerimiz var. Umarım bu video işinize yaramıştır.